Evet hocam, farklı bir galibiyet, maçı değerlendirmişsiniz. Şimdi öncelikle oyuncularıma teşekkür ederim. İyi maçtı. Gerçi eksik çıktık. Biz cumartesi günkü oynanan maçlarda çalışan oyuncularımızdan dolayı eksik oluyoruz. Fakat her şeye rağmen sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Onun için herhangi bir bahanemiz olamaz. Biz kimle çıkıyorsak en iyisini yapmak zorundayız. Maç öncesi rakibi tanımadığımız için baskılı bir 10-15 dakika baskılı bir oyuna başlamamız gerekiyordu. Rakibin planını bozmak için. Bu şekilde yaptık. 15 dakika baskıdan sonra rakibin direncini kırdık. Baskılı oyunun sonucunda skor ilk yarı 3-1'e geldi. İkinci yarı zaten oyuncularımın bana göre, rakibe göre kondisyonel durumu iyi olduğu için farkımız ortaya çıktı. Her ne kadar eksik de olsak biz sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bahanemiz olamaz. Biz bu ligin ilk haftasında 6 eksik oyuncuyla oynadık. Sırf iş yerlerinden izin alamadığımız için. Amatör futbolda olan bir şey. Tabii amatör futbolda olan bir şey. Bunlarla mücadele etmesini bileceğiz. Takım 11 kişiden oluşmuyor biliyorsunuz. 18 kişiden oluşuyor. Yedeklerimiz de tabii ki de iyi olduğu için kenardalar. 18 kişi sahaya çıkamıyoruz. 11 kişi çıkıyoruz. Onlar kötü olduğu için yedekte değil. En iyilerini aldığımız için. Koşu, performans olarak, oyun anlayış olarak. Yedeklerimiz de iyiler. Onlar da bugün kendilerini gösterdiler. Ben biraz amatörün probleminden bahsetmek istiyorum. Denizli amatöründe hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir sahada tam saha antrenman yapılmıyor hafta içi. Yapamıyoruz çünkü aynı saatte iki takım aynı yerde olduğumuz için tam saha çalışma yapamıyoruz. Tam saha çalışma yapamadığımız zaman da bir şekilde onu tam sahaya çevirmeye çalışıyoruz. Hücumda savunma oynatarak ama yarı sahada ne de olsa koşu performansları bir şekilde olmuyor. Yani 60-70 metrelik deparlar atamıyoruz. Süratle devamlı çalışmalarını yapamıyoruz. Oyunun içindeki yani antrenman bazen maç şartlarında olması gerekiyor. Bunları da yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Perşembe günkü antrenmanlarımızda o gün o sahada aynı antrenmanı yaptığımız takımla maç yaparak tam saha çalışmasını yapmaya çalışıyoruz. Aslında normalde 2 zirveli ya da 3 zirveli antrenmanlarda son gün farklı, yani perşembe günü farklı çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunu tam saha olmadığı için ve diğer rakibi de fırsat bilerek, yani yanımızda diğer yarı sahada çalışan rakibi, takımı da fırsat bilerek onlarla maç yaparak bu tam saha çalışma ve taktik çalışma olayını bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Fakat bunlar işte imkanlar dahilinde. Sahamız, Denizli'mizde çok fazla saha yok. Takım sayısı fazla, 134 takım bildiğim kadarıyla. Buna acil çözüm bulunması gerekiyor. Amatörden de Türk futboluna kazandıracağımız, özellikle gençlerde de bu sıkıntı var. Yani alt yaş gruplarındaki çalışmalarda da bazen sahalar yarı saha şeklinde kullanılıyor. Bunu amatör dünyasına, Türk futbol dünyasına buradan duyurmak istiyorum. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bunun halledilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediye'mize burada büyük görevler düşüyor. Tesis anlamında kompleks yapılması gerekiyor. 8-10 sahanın olduğu ya da 10-15 sahanın olduğu komplekslerin yapılması gerekiyor. Tam saha çalışması gerçekten önemlidir. Yarı sahada nereye kadar çalışabileceğiz? Yarı sahada çalışırken tam sahada futbol oynamayı unutuyoruz. Enlemesine ya da boylamasına yarı sahada idare etmeye çalışıyoruz. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. İlerleyen haftalarda pazar günkü maçlarımızda sıkıntı yok. Fakat cumartesi günkü maçlarımızda sıkıntı var. Bugün yendik ama rakip iyi bir rakipti. 3-3 yaparak gelen bir rakipti. Yendik. Oyuncularım bu konuda verdiğin taktikler konusunda dediklerimi harfiyen yaptılar. Maç 7 değil 10-15 olabilirdi. Rakip ikinci yarı oyundan düştü. O önemli değil. Önemli olan bizim 4-1-5-1'den sonra rahat oyun oynayamamamız, rehavetten kaynaklanan bir şey. Bu uyarıları tabii ki de antrenmanlarda tekrar takıma uyaracağım, takıma yapacağım. İlerleyen haftalar, havalar biraz daha soğuduktan sonra tabii ki de şartlar biraz daha zorlaşacak. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunları düşünerek daha iyi antrenman yapmamız gerekiyor. Deplasmanlarımız çok fazla. Bu bizde sıkıntı yaratıyor. Buradan tekrar ASKF'ye de bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle cumartesi maçlarının deplasmana giden takımlarda pazara alınması konusunda burada bir arzım olacak benim. Çünkü zaten cumartesi günü çalışan oyuncularımızdan dolayı tam kadro gidemiyoruz. Bir de cumartesine alındığı zaman da
sıkıntı oluyor. En azından deplasmana gittiğimiz maçları pazar oynayıp tam kadro çıkmamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Takımım şu anda ümit vaat ediyor. İşte tek problemim benim her zaman söylerim. Yarı saha antrenman. Antrenmanlar tam sağ olur. İnşallah bu sıkıntı da Denizli futbolunda kısa sürede halledilir diyorum. Hocam şöyle bir görüş var. Büyükşehir Belediyesi takımlara maddi yardım yapıyor. Gerçi bu sene bir iki senedir yapmıyor ama bu maddi yardım yani tesis yapsa da değil mi toplu halde? Tabii ki kaynakların bence israf edilmeden yani amatör takımlara yardım yerine, gerçi amatör takımlara yapılan yardımlar çok çok cüz'i yani yapılmasa mesela 134 amatör takımı ve de diğer amatör kulüplere, diğer branşlardaki amatör kulüplere yapmadığımız yardımlardan sonra toplanacak paralar bu tesislerin inanın etrafındaki tel korumaların bile yapmaz. Bu sanmıyorum yani buradan bir kaynak ayrılıp da işte yeterli miktarda da işte 10-15 sahalık büyük bir kompleksin işte ne bileyim kondisyon salonlarının olduğu, kuvvet salonlarının olduğu, çalışabileceğim salonların olduğu büyük bir tesis yapma konusunda bence bunun bir etkisi olmaz. Yani şimdi dediğimiz kompleks milyon TL'lerce para gereken bir tesis. Bunu büyük şehrimizin ben yapacağına inanıyorum. Denizli'de birçok projeyi imza atmış, Denizli'ye çağ atlatmış belediyemizin bu tesisi de elinde sonunda yapacağını ve Denizli futboluna büyük bir hizmette bulunacağına ben inanıyorum. Zaten Osman Başkanımıza buradan teşekkür ederiz. Amatöre zaten gereken desteği veriyor. Denizli Spor'a olsun, diğer kulüplerimiz olsun gereken desteği veriyor. Malzeme yardımlarının kesilip ne bileyim işte ne bileyim tesis yapımına aktarılacak olan para konusunda ben ümitsizim. O para cüzi bir para. O paranın herhangi bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir faydası olacağını düşünmüyorum. En azından takımlarımıza malzeme dağıtılıyor yani. Böyle düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Kendinize iyi bakın.